Astronotlar geminin yakınlığında anlaşılmaz ve açıklanamaz bir şeyler... Ananerbe, yani Alman ırksal araştırma ve eğitim yaklaşık 3500 yıl önce altın çağını yaşamış antik sesler çığlıklara, ulumalara ve telgraf bildirim seslerine. Dünya tarihinin en korkunç seri katiliyle karşılaşmış. İlk olarak koridorda 5-6 hafta sonra kameralar gibi Igor Diatlov yönetiyor. KGB su gibidir. Bulunduğu ortama uygun ara. İnsanın zamanda yolculuk yapması meselesini çözülebilir bir mesele olduğu iddiasını diyor. Rina Finder. 31 Aralık 1942 tarihi, o zamanlar 13 yaşında olan kız çocuğu için yılbaşını kutlayacağı bir gün değildi. Bu, Polonya Krakow şehrinden küçük bir Yahudi kızı için korkunç bir dönemin başlangıcıydı. O gün babası direnişe katılmakla suçlanmış ve tutuklanmıştı. Küçük kız babasını bir daha hiç görmeyecekti. Ben daha çok küçüktüm ve göz açıp kapayıncaya dek devletin düşmanı olduğumu anladım. Onun hayatı ise şanslı bir tesadüfle kurtuldu. Finder, kısa süre sonra Krakow'da açılan bir emaye eşya ve mühimmat fabrikasında çalışan en genç Yahudi işçilerden biri oldu. Fabrikanın sahibi Oskar Schindler isminde bir Nazi'ydi. Bu adamın savaş boyunca 1000'den fazla Yahudinin hayatını kurtardığı anlatılıyordu. Almanlar Eylül 1939'da Polonya'yı işgal ettiklerinde Finder'ın hayatı altüst oldu. Nazi birlikleri Finder ve ailesini şehrin geri kalanından izole edilmiş bir gettoya taşınmaya zorladı. Ön yargı, korku ve hoşgörüsüzlük günlük hayata nüfuz etmeye başladığında eski komşular, Yahudi cemaati üyeleri ve arkadaşlarının başına gelenleri genellikle görmezden geliyorlardı. Finder'ın ailesi başka bir yere taşındıktan sonra Gestapo babasının peşine düştü ve onu götürdü. Adam bir daha geri dönmedi. Sonunda SS tüm sakinlerine Plaşov tepesindeki çalışma kampına taşınmalarını emrederek gettoyu da tahliye etti. Finder için umut, Alman sanayici Oskar Schindler'in sahip olduğu fabrika olan Emalia biçiminde geldi. Krupp ve İkfarbe'nin yöneticileri gibi diğer iş adamlarının aksine Schindler, SS kamplarında köle işçi çalıştırmadı veya işçilerine kötü davranmadı. Bunun yerine Yahudi olmayan Schindler, fabrikasında çalışan Yahudilere yeterli yiyecek ve barınma sağlamak için elinden gelen her şeyi yaptı. Bir akrabasının yardımıyla Finder ve annesi bu fabrikada çalışmaya gittiler ve 6 ay boyunca Emalia'da, Plaşov'daki diğer atölyelere göre çok daha insani koşullarda çalışan kadınlar, Schindler Frauen, yani Schindler kadınları unvanını alacak kadar şanslıydılar. 1944'te Finder 13 yaşındayken SS Schindler'e Emalia'yı kapatmasını ve orada çalışan kadınların Auschwitz-Birkenau toplama kampına gönderilmesini emretti. İşçilerinin Auschwitz'e taşınması durumunda ne olacağını çok iyi bilen Schindler, SS ile müzakerelere başladı ve fabrikasını Brünnlitz, Çekoslovakya'ya taşıyabildi. Auschwitz'e giden tren yollarından uzak tutulması gereken eski işçilerin, Schindler'in listesi olarak bilinen bir listesini derledi. Finder'ın ismi de bu listedeydi. Böylece annesi ve diğer binlerce Yahudi ile birlikte Schindler'in yeni fabrikasında çalışmak üzere Brünnlitz'e gittiler. Ruslar Mayıs 1945'te Brünnlitz'i kurtardıklarında Finder ve annesi yerinden edilmiş kişiler kampında yaşamak için taşındı. Finder bir sonraki yıl evlendi ve 1948'de eşi Mark ile Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmak için vize aldı.
Bu inanılmaz öyküden çok daha fazlası 1982 yılında yayınlanan ünlü Avustralyalı romancı Thomas Kennelly'nin gerçek olaylar esasında yazdığı Schindler'in Gemisi adlı tarihi romanında anlatılıyordu. Burada kastedilen gemi Nuh'un gemisine bir göndermeydi. Oscar Schindler ismi aslında Spielberg filmini çekmeden ve hatta Kennelly ünlü kitabını yazmadan önce de arada bir sağda solda yayınlanan yazılar ve anlatımlar şeklinde biliniyordu. Yazara bu kitabını yazması için ilham veren kişi bir deri mağazası sahibi olan Leopold Page olarak bilinen fakat gerçek ismi Paul Deck Pfefferberg olan bu adamdı. Müşterilerinden biri olan Kennelly'nin bir yazar olduğunu öğrenen Pfefferberg, ona Oscar Schindler'in tüm hikayesini baştan sona anlatmıştı. Bu arada Leopold'un kendisi de zamanında Schindler'in listesine girmiş Yahudi mahkumlardan biriydi. Leopold kurtarıcısını insanlara anlatmasının hayatının en büyük görevi olduğunu düşünüyordu. Böylece yazar Thomas Kennelly bu adamın inanılmaz hikayesini ilk ağızdan, kurtardığı insanlardan birinin ağzından dinleme şansını yakaladı ve bunu kaçırmadı. Bu Leopold'un Schindler'i anlatmak için ilk girişimi değildi. Daha 1960'ların başında film yapımcısı Marvin Gosch'un karısı mağazasına geldiğinde ondan kendisi için bir görüşme ayarlamasını rica etmişti. Böylece mağazanın sahibi MGM stüdyolarına gitmiş ve yapımcıya hikayesini anlatmıştı. Marvin Gosch bu hikayeden çok etkilenmiş, onu sinemaya aktarmaya karar vermişti. Hatta senaryo yazılmaya başlamıştı bile. Ancak bazı nedenlerden dolayı proje durdu ve bir daha da başlatılamadı. Leopold'un yazar Kennelly ile tanışması bu olaydan 2 yıl sonraydı. Yazarın gerekli materyalleri toplaması ve kitabını yazması 15 yılını aldı. İşte bu kitabın bir incelemesi 1982'de Spielberg'ün masasına geldi. Hemen filmi çekmek için gerekli tüm işlemleri ve izinleri aldı. Ancak filmi çekmeye cesaret edemedi. Bu çok ciddi ve ağır bir konuydu. Yönetmen henüz kendisini hazır hissetmiyordu. Spielberg 10 yıl boyunca yönetmen arkadaşlarını bu filmi çekmeleri için ikna etmeye çalışmakla geçirdi. İlk gittiği insanlardan biri Akbaba'nın 3 günü, Tutsi ve Benim Afrikam gibi yüksek ödüllü filmlerin Oscar'lı yönetmeni Sidney Pollack'tı. Pollack bu işi üstlenmeyi reddetti. Spielberg ardından Roman Polanski'nin kapısını çaldı. Daha 8 yaşındayken Krakow'da toplama kampına düşen Polanski, o dehşeti bizzat yaşamış biriydi. Krakow'da Nazilerin deyimiyle kesin çözümün uygulanmaya başlandığı gün oradan kaçmayı başarmış ve daha sonra Polonyalı bir aile tarafından koruma altına alınmıştı. Roman'ın annesiyle babası da toplama kampına düşmüş, annesi sağ çıkamamıştı. Ancak Polanski de Spielberg'ün önerisini geri çevirdi. Büyük bir ihtimalle Polanski de o sıralar kendini hazır hissetmemişti. Çünkü birkaç yıl sonra çekeceği benzer motiflerdeki Piyanist filmi aldığı 3 Oscar ve sayısız ödülle ciddi bir başarı elde edecekti. Spielberg bu sefer yine bir başka akademi ödüllü yönetmen olan Martin Scorsese'ye gitti. Scorsese bu filmin yalnızca Yahudi asıllı bir yönetmen tarafından çekilmesi gerektiğini düşünüyordu. Ancak yine de projeyle ilgilendi. Fakat Spielberg boşa zaman kaybetmemiş, bu süre boyunca elinden geldiğince hazırlanmaya, materyal ve bilgi toplamaya başlamıştı. Scorsese ile konuşmalarının sürdüğü sıralar artık başlamak için olgunlaştığını hissediyordu. İki yönetmen yeniden bilgi alışverişi yaptılar ve sonunda Spielberg, yine kendi projelerinden biri olan Korku Burnu'nu Scorsese'ye teslim ederek Schindler'in listesini kendisi üstlendi. Bunun başka bir nedeni daha vardı. Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından neo-nazizmin yükselişiyle birlikte insanların 1930'larda olduğu gibi hoşgörüsüzlüğü fazla içselleştireceklerinden endişeliydi. 2014 yılında Birleşmiş Milletler'ce düzenlenen savaş kurbanlarını anma gününde konuşma yapan Rena Finder, o zamana dek esasen bilim kurgu ve macera tarzı filmler çeken Spielberg'ün böyle bir film çekmeye kalkmasının birçok insan için beklenmedik bir şey olduğunu anlatmıştı. Yönetmenin kendisi için ise bu film yeni bir keşifti. O dönem yaşananlar hakkında ne bilebilirdin ki?
Ben İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden bir yıl sonra doğmuş bir Amerikan Yahudisiyim. Yahudilere faşizm zamanlarında yaşadıklarını ancak bana akrabalarına ve arkadaşlarına ne olduğunu anlatan büyük annemin ve büyük babamın sözleriyle yargılayabilirdim. 4 yaşımdayken Macaristan'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınan Yahudilere İngilizce öğreten büyük annemin yanına oturduğumu hatırlıyorum. Nazilerin toplama kampı mahkumlarına atadıkları sayıları bana gösterenler onlardı. Bu sayıların ne anlama geldiğini çok sonra anladım. Ancak bu filme giden süreç Spielberg için hiç kolay olmamıştı. Yönetmen oldum çünkü beni rahatsız eden veya heyecanlandıran şeyleri insanlara anlatmak istiyordum. Ve baba olduktan sonra çocuklarıma bundan bahsetmek istediğimi fark ettim. Yaklaşık 20 yıl boyunca köpek balıkları, uzaylılar ve dinozorlar hakkında filmler yaptım ve ancak o zaman Holokost hakkında bir film yapmaya hazır olduğumu anladım. Ancak yapımcılar sadece kitaba bağlı kalmadılar. Daha da ileri gittiler. Çekimler sırasında kamplardan sağ kurtulan gerçek eski mahkumlarla konuştular. Onlar aslında kendileriyle ilgili film yapılmasını değil, sadece onları, sevdiklerini, şehirlerini ve kültürlerini etkileyen olayları olabildiğince gerçekçi bir şekilde filme yansıtmamı istediler. Schindler'in listesini çekmek ve kurtarılanlarla konuşmak bana Holokost hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı verdi. Bireylerin hayatlarının bölümlerinden bütün resmi yeniden yaratmaya çalıştım. Ancak yaşadıklarını birebir iletmek imkansızdır. Bunu ancak Holokost'tan sağ kurtulanların sözlerinden öğrenebiliriz. Ve bunu bizimle paylaşmaya hazır olmaları güzeldi. Filmle ilgili ön çalışmalar o kadar ciddi bir boyuta ulaştı ki, 1994 yılında olayla ilgili belgeleri toplayan ve koruyan Shoah Vakfı kuruldu. 4 yıl boyunca her hafta yaklaşık 250 kişiyle görüşülmüş ve tüm anlattıkları kaydedilmişti. Rena Finder'la da o sırada tanışmışlardı. 2014 yılına gelindiğinde ise 56 ülkede yaşayan ve 32 dil konuşan yaklaşık 52 bin kişinin ifadeleri kaydedilerek koruma altına alınmıştı. Üstlendiği bu zorlu projede Spielberg hala temkinliydi. Hazır olduktan sonra da filmin çekimlerine başlamadı. Bunun yerine ileride Schindler'in hikayesini birlikte çekecekleri Amblin Entertainment'la o zamana dek artık çekimler için hazır olan Jurassic Park'ı çekmeye karar verdi. "Ben bu filmleri ters sıralamada çekemezdim," diyordu. Oyuncu seçimleri için Liam Neeson ilk elemelere katılmıştı. Ancak Spielberg karar vermekte acele etmedi. Bir gün Spielberg, Liam Neeson'ı Broadway'de Anne Christie oyununda sahnede izleyince performansını beğendi ve kararını verdi. Kevin Costner ve Mel Gibson da Schindler'i canlandırmak için hevesliydiler. Ancak Spielberg, oyuncunun yıldız niteliğinin, karakterin ve konunun üzerine çıkmasını istemediğinden o dönem pek de tanınmayan Liam Neeson da kararlıydı. Neeson da Schindler karakterini çok sevmişti. Naziler Schindler'i ciddiye almıyor, onunla dalga geçiyorlardı. O ise bunun farkındaydı ve bunu kullanarak sonunda onları alt ediyordu. Spielberg, Neeson'ı rolüne hazırlarken karizmasını Schindler'e çok benzettiği Time Warner CEO'su Steve Ross'un yer aldığı video klipleri gösterdi. Ses tonunu oturtması için ise bir şekilde elde ettiği Oscar Schindler'in gerçek ses kaydını dinletti. Da habe ich ungefähr 4 Wochen gekämpft. Die waren inzwischen mit anderen nach Auschwitz transportiert. Filmin kötü karakteri, aynı zamanda belki de tarihin en kötü adamlarından biri olan SS komutanı Amon Göth rolü için arayışlarda olan Spielberg, o sıralar 1992 yapımı Tehlikeli Bir Adam, Arabistanlı Lawrence filmini izledi. Filmi dikkatlice inceleyen Spielberg, Ralph Fiennes'ın performansını çok beğenmekle birlikte ondan aldığı etkiyi daha iyi anlamak için kendisini test çekimlerine davet etti. Bu görüşmeler sırasında Spielberg aradığı kişiyi bulduğunu anladı. Sonradan bu görüşmeden aldığı etkiyi şöyle anlatacaktı. Bu adam çok ince mimiklere sahipti. Yüz ifadesinde adeta cinsel bir kötülük vardı. Gözlerinden bazen sanki sımsıcak bir iyilik ve nezaket parıltısı geçiyor, ardından o bakışlar bir anda buz gibi soğuk ve acımasız bir hal alıyordu.
İngiliz oyuncu fiziksel olarak da göte benzemek için 13 kilo aldı. Tarihi belgeleri, haberleri inceledi ve götü gerçekten tanıyan eski mahkumlarla sohbet etti. Sonunda onun karakterini hayalinde tam olarak canlandırmayı başaran Fiennes şunları söylemişti. Ben onun acısını hissettim. İçinde kırık ve mutsuz bir adam vardı. Karmaşık hisler yaşıyordum ama esasen ona acıyordum. Bana adeta kirli, eski püskü bir oyuncak verilmiş gibiydi. Brüksel Üniversitesi'nden Dr. Samuel Leistet ve Paul Linkowski, filmdeki göt karakterini klasik bir psikopat olarak tanımlamışlardı. Aldığı kilolar ve giydiği üniformayla Ralph Fiennes, Amon Göt'e o kadar çok benzemişti ki, savaş sırasında sette bulunan, göt tarafından işkenceye uğramış olan Yahudi bir kadın, onu görünce fenalaşmış, Leopold Pfefferberg'ün eşi Mila titremeye başlamıştır. Filmin neredeyse ikinci önemli adamı diyebileceğimiz karakter olan Itzhak Stern gerçektir. Gerçekten de Schindler'in muhasebecisiydi ve Yahudiydi. Fakat filmde Ben Kingsley tarafından canlandırılan Stern aslında Schindler'e esirleri kurtarmasında yardım eden Mitek Pamper, Schindler'in satın aldığı MIF fabrikasının eski ortaklarından Abraham Banker'in yani üç karakterin toplamıydı. Krakow-Plaşov toplama kampının sadist komutanı, Amon Göt'ün asistanı olmaya zorlanan Pamper, bu sayede Schindler'e çok değerli bilgiler vermişti. Ayrıca Schindler'e Almanya'nın savaşı yürütmesinin gittikçe zorlaştığı bu dönemde artık üretmeye başlamasını, çünkü insanların tek kurtuluş yolunun savaş için hayati öneme sahip bu tür fabrikalarda çalışmaları olduğunu söylemişti. Bu karakter filmde adeta Schindler'in karşıt egosu veya vicdanı olarak yer alır. Schindler'in listesinin çekimleri başladığında Jurassic Park daha hala post prodüksiyondaydı. Yani çekim sonrası işlemeleri devam ediyordu. Polonya'da Schindler'in listesi setindeyken haftada 2-3 kez Amerika'ya uydu bağlantısıyla bağlanarak çok önemsediği T-Rex sahnelerinin son hallerinin onayını vermek zorunda kalıyordu. Bu iki işi aynı dönemde yapmak zorunda kalmamdan dolayı öfke ve utanç hissediyordum. O zaman tüm bu yaşadıklarıma çok kızmıştım. Spielberg film için kendi kampını kurmak zorunda kaldı çünkü gerçek Auschwitz-Birkenau'da çekim yapmasına izin verilmedi. Daha doğrusu Polonya makamlarından Auschwitz Eyalet Müzesi aracılığıyla çekim yapma iznini aldılar. Ancak ölüm kampında çekim yapılmasına Dünya Yahudi Kongresi tarafından itiraz edildi. Bu anıt UNESCO'nun koruması altındadır ve burada bazen yalnızca bölge bütünlüğüne zarar vermeyecek türden belgesellerin çekilmesine izin verilmektedir. Bunun üzerine yönetmen çekim setini kamp girişinin yakınlarına kurmak zorunda kaldı. Yani filmde gördüğünüz o kule ve giriş kısmı gerçektir. Bu devasa kompleks, prensipte elektronik rehberlerin olmadığı bu ölçekteki tek müzedir. Herkes profesyonel olarak farklı izleyicilere yönelik gerçek insanlarla çalışıyor. Bunun için özel bir eğitim merkezinde eğitiliyorlar. Sahnelerin olanca gerçekçi olması için çekimler esnasında bile hala olayın gerçek mağdurlarıyla konuşmalar devam ediyordu. Çekimler esnasında Spielberg'ün gayri resmi rehberliğini ve çevirmenliğini yapan deneyimli Polonyalı gazeteci Franciszek Palowski bir tür günlük tutmuştu. Daha sonra bu günlük esasında bir kitap yazdı. Film için binlerce figüran alınmıştı. Sahnelerin gerçekçiliğini arttırmak için Spielberg, Polonya çekimlerinde figüran olarak özellikle Polonyalıları ve Yahudileri seçmişti. Alman asıllı figüranlar SS üniforması giymekte çok isteksizlerdi. Ancak sonunda kazandıkları bu önemli deneyim için Spielberg'e teşekkür ettiler. Ana çekimler 1 Mart 1993'te Polonya'nın Krakow şehrinde başladı. Buradaki çekimler için 75 günlük bir program hazırlanmıştı. Plaşov kampı da yakındaki terk edilmiş bir taş ocağında yeniden inşa edilmişti çünkü gerçek kampın bulunduğu yerden modern yüksek binalar açıkça görünüyordu.
Ancak diğer çekimler esasen ya gerçek mekanlarda ya da onların çok yakınlarında çekildi. Krakow'daki emaye fabrikasının iç çekimleri Olkuş'taki benzer bir tesiste çekilirken, fabrika merdivenlerindeki dış çekimler ve sahneler fabrikanın kendisinde çekildi. Anlattığına göre Spielberg, çekimler esnasında kendisini bir yönetmenden ziyade bir muhabir gibi hissediyordu. Sahneleri tasarlıyor, ardından onları gerçek olaylara tanıklık ediyormuşçasına seyrediyordu. Duş sahnesinin çekimleri sırasında bazı kadınlar üşüttü. Yine kadın oyunculardan biri toplama kampı çekimleri sırasında doğurdu. Spielberg, karısı Kate Capshaw ve 5 çocukları çekimler sırasında Krakow banliyölerinde bir ev kiraladılar. Daha sonra Spielberg, işler dayanılmaz hale geldiğinde 92 gün boyunca arkasında durduğu için karısına özellikle teşekkür etti. Sette oldukça ağır bir hava vardı ve konusundan dolayı diğer setlerde yaşanan komik anlar, mizah, eğlence burada asla söz konusu değildi. Burası sinema tarihinin görüp görebileceği en hüzünlü çekim setlerinden biriydi. Bu nedenle de Spielberg'ün arkadaşı Robin Williams birkaç kez yönetmeni arayarak onu neşelendirmeye çalıştı. Bir taraftan da Haziran ayında premieri yapılacak olan Jurassic Park'ın zamanı yaklaşıyor, akşamlar Spielberg saatlerce filmin düzenlemeleri üzerinde çalışıyordu. Spielberg ilk başta gerçeklik duygusunu güçlendirmek için diyalogların Almanca ve Lehçe yapılmasını planlamış, ancak filmin altyazılı yayınlanmasının iyi bir fikir olmayacağına karar vermişti. Çünkü bu sırada seyircinin gözleri sürekli ekrandan ayrılacaktı. Filmin siyah beyaz çekilmesinin nedeni o dönemin belgesel filmlerinin etkisini vermekti. Bu aslında görüntüleri daha gerçekçi, daha ürpertici yapıyordu. Universal'ın başkanı Tom Pollock, ondan filmi renkli negatif olarak çekmesini istedi. Böylece filmin renkli kopyaları daha sonra satılabilirdi. Ancak Spielberg bunu kabul etmedi. Tamamen siyah beyaz çekilen bu filmde giriş ve bitiş dışında rengin olduğu bir sahne daha var. Schindler şehirde yaşanan büyük kaosu bir tepeden izlerken, kalabalığın arasında sanki olan bitenle bir ilgisi yokmuş gibi yürüyen kırmızı paltolu minik bir kız çocuğu görür. 1938'de Krakow'da doğan, şu fotoğrafıyla tarihe geçen ve 2002'de Kırmızı Paltolu Kız adlı romanını yayınlayan Roma Ligotska, filmdeki bu kızın Naziler tarafından öldürülen tüm çocukların simgesi olduğunu söylüyor. Yalnızca Polonya'da 1,5 milyondan fazla çocuk öldü. Kızın filmdeki tecrübesi ve benim savaş yıllarındaki tecrübem tamamen aynı. Tek bir fark var. Ben hayatta kaldım. Önce gettoda, sonra da onları Almanlardan saklayan ailesiyle birlikte ilk yıllarını anımsatan Roma, parlak renklerin ürkütücü gerçeklikten kaçmasına yardımcı olduğunu söylüyor. Hiç oyuncağım yoktu ve küçük bir kız olarak etrafımdaki gri ve umutsuz dünyadan kendimi uzaklaştırmak için en azından bazı renklere ihtiyacım vardı. Bu yüzden işler çok kötüye gittiğinde gerçekliğe karşı bir tür kalkan olarak parlak giysiler giyerdim. Spielberg sahnenin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en üst düzey hükümet üyelerinin Holokost'un gerçekleştiğini bildiğini, ancak bunu durdurmak için hiçbir şey yapmadığını sembolize ettiğini söyledi. Bu gerçek sokakta yürüyen kırmızı paltolu küçük kız kadar açıkça görünüyor ve biliniyordu. Ama yine de Alman demiryollarını bombalamak için hiçbir şey yapılmadı. Kırmızı paltolu kız, çekimler sırasında 3 yaşında olan Polonyalı Olivia Dabrowska tarafından canlandırıldı. Spielberg, Olivia'dan filmi 18 yaşına kadar izlememesini istemiştir. Ancak Olivia filmi 11 yaşındayken izlemiş ve çok korkmuştur. Filmi bir yetişkin olarak tekrar izledikten sonra ise oynadığı rolle gurur duyduğunu söylemiştir. Bunun dışında filmin bir Şabat ayiniyle başlayan açılış sahnesinde yakılan mumlar da renklidir. Son mumun sönmesiyle birlikte film siyah-beyaza dönüşüyor. Spielberg'e göre filmin siyah-beyaz sunumu Holokost'u temsil ediyordu. Holokost ışıksız bir yaşamdı. Benim için renkler hayatın sembolüdür. Bu nedenle Holokost filmi siyah-beyaz olmalıydı.
Girişteki o dumanlı buharlı açılış, toplama kamplarında yakılan bedenleri simgeliyor. Çekimler sırasında bazı antisemitik olaylar da yaşandı. Örneğin bir keresinde SS üniformasındaki Ralph Fiennes'la karşılaşan bir kadın, ona "Naziler muhteşem insanlardı. Onlar ölümü hak etmeyen kimseye öldürmediler," dedi. Çekim alanının dışındaki reklam panolarına Yahudi karşıtı semboller ve yazılar karalanmıştı. Ben Kingsley ise Yahudi asıllı oyuncu Michael Schneider'ı hakaret eden yaşlı bir Almanla az kalsın kavga ediyordu. Spielberg çekimler sırasında yaşadığı duygusal halini daha sonra şöyle anlatmıştı. "Şahsi hayatım tokat gibi yüzüme çarpmıştı. Yetiştirilme tarzım, Yahudiliğim, büyük annem ve büyük babamın Holokost hakkında anlattıkları hikayeler. Yahudi hayatım kalbime geri dönmüştü. Sürekli ağlıyordum." Schindler'in listesini çekmek Spielberg için duygusal ve ruhsal açıdan son derece zordu. Olayların örgüsü onun çocukluğunda karşılaştığı bazı unsurlarla, örneğin antisemitizmle yeniden karşılaşmasına neden olmuştu. Auschwitz'i ziyareti sırasında ise ağlamamasına şaşırdı. Bunun yerine kendini öfkeli buldu. Nazi doktorları tarafından Auschwitz'e gönderilmek üzere seçilen yaşlı Yahudilerin çıplak koşmak zorunda bırakıldıkları o sahneler çekilirken, o sahneyi görmemek için çekim alanına gelmeyen ekip üyeleri arasında yönetmenin kendisi de vardı. Filmin müziği, daha önce de Spielberg'le defalarca işbirliği yapmış olan John Williams tarafından bestelenmiştir. Bestekar, filmin senaryosunu okuduğunda sarsılmış ve bu işin çok zor olacağını söylemişti. Hatta ilk başta arkadaşını kibarca geri çevirmeye çalıştı. "Steve, sanırım bu iş için daha iyi birine ihtiyacın var." "Evet, biliyorum," demişti Spielberg. "Ama onların hepsi öldü." Sonunda Williams, hepinizin çok iyi bildiği o muhteşem Schindler'in Listesi müziğini besteledi. Ünlü keman temasını çalan kişi, dünya şöhretli kemancı Itzhak Perlman'dı. Müzik, John Williams'a 5. Oscar'ını getirdi. And for a man who always makes work fun and is a seeming unending source of inspiration, Steven Spielberg. Thank you. Hatırlatalım ki çağımızın en önemli senfonik film müziği bestecilerinden biri olan John Williams, bunun dışında 17 Grammy, 3 Altın Küre, 2 Emmy ödülü ve İngiltere Film ve Televizyon Sanatları Akademisi'nden 5 BAFTA ödülü sahibidir. Nazilerin gettoyu tasfiye ettikleri sahnede duyulan o hüzünlü çocuk korosu bir Yahudi halk türküsüdür. Bu şarkı Spielberg'ün büyük annesi Becky tarafından torunlarına söylenen ninnilerden biridir. Küçük Yahudi çocuklarına iyi okumalarını, öğrenmelerini ve bir zamanlar halklarının yaşadığı büyük acıları, gözyaşlarını unutmamalarını öğütlüyor. Finaldeki o sahne, savaştan sağ çıkan 128 Yahudinin Kudüs'teki mezarına saygılarını sundukları sahneyi Spielberg çekimlerin ortasına gelindiğinde düşünmüştü. Yapımcılar bu sahne için gerçek mağdurları aramaya koyuldular. Bu filmdeki 3. renkli sahnedir. Schindler'in Listesi bugüne kadarki en pahalı siyah-beyaz filmdir. 1993 yılında bütçesi 25 milyon dolardı. Ve aynı zamanda bu film, dünya çapında 321 milyon dolarlık hasılatla tüm siyah-beyaz filmlerin ticari olarak en başarılısı oldu. Schindler'in Listesi 15 Aralık 1993'te Amerika Birleşik Devletleri'nde, 25 Aralık'ta Kanada'da sinemalarda gösterime girdi. Ancak bu filmi olumsuz eleştirenler de oldu. İsrail gazetesi Haaretz, filmi küçümseyici bir şekilde ve Jurassic Park'a da göndermeyle Spielberg'ün Holocaust Park'ı adlandıran bir tarihçinin yazısına yer verirken, Alman gazetesi Die Welt, filmi Holocaust veya Yahudilerle hiç ilgilenmemiş Kaliforniyalı küçük bir çocuğun fantezisi olarak tanımladı. Diğerleri, Spielberg'ün projeyi kendisine akademi ödülünü getireceğini düşündüğü için üstlendiğini söylediler.
Gerçekten de film kendisine en iyi yönetmen ve en iyi film ödüllerini getirdi. Yönetmen Jean-Luc Godard, Schindler'in eşi Emily Schindler Arjantin'de yoksulluk içinde yaşarken Spielberg'ü filmi trajediden kar elde etmek için kullanmakla suçladı. Dünya çapındaki olağanüstü başarısına rağmen Spielberg film için herhangi bir ücret almayı reddetti. Ona göre bu filmden dolayı biraz daha zengin olma hakkına sahip değildi çünkü bu kanlı para olurdu. Bunun yerine Spielberg telif haklarını 2. Dünya Savaşı soykırımının yazılı ve fiziksel kanıtlarını korumaya amaçlayan Shoah Vakfı'nın kurulmasına harcadı. Bugüne kadar fon etkinliklere katılanlardan alınan yaklaşık 52 bin sertifika içermektedir. Steven Spielberg'ün Schindler'in Listesi filmi çok önemli bir olaydır. Çağımızın muhtemelen tüm zamanların en önemli, en popüler yönetmeni tarafından yapılan ve yönetilen yüksek profilli büyük bir stüdyo filmidir. Şimdiye kadar en çok hasılat yapan 10 filmden 4'ü Spielberg'a aittir. Sadece bu faktörler dahi konunun başka hiçbir filmde görülmemiş bir kamu bilincine erişmesini sağlayacağı ve orada uzun süre kalacağı anlamına geliyor. Belki de sonsuza kadar. Richard Corliss, Time. Yönetmen Billy Wilder bu film için daha iyi bir yönetmenin bulunamayacağını, filmin mutlak bir mükemmellikte olduğunu yazdı. Filmin yönetmenliğini üstlenmeyi geri çeviren Roman Polanski, "Ben bu filmi Steven kadar başarılı çekemezdim çünkü onun kadar objektif olamayacaktım," dedi. Filmin büyük başarısı Stanley Kubrick'in kendi Holocaust projesi olan Aryan belgelerini çekmekten vazgeçirdi. Oscar Schindler'le ilgili bir başka kitabın yazarı olan David Crowe, 1990 yılına kadar o dönem yaşananlarla ilgili iyi bir derslik bulmak zordu, diyor. Washington DC'de Amerika Birleşik Devletleri Holocaust Anıt Müzesi'nin komite başkanına göre bu müzenin açılışının ve bu filmin yayınının aynı döneme rastlaması, ülkede Holocaust'a yönelik büyük bir ilgi patlamasına neden olmuştu. Bu film, Holocaust hikaye anlatımında bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor çünkü hayatta kalanları daha fazla hikaye anlatmaya ve dünyayı da onları dinlemeye teşvik etmiştir. David Crowe'un kitabı, Oscar Schindler tarafından kurtarılan düzinelerce insanla yapılan röportajlara ve Schindler'in gemisinin yazarı Thomas Kennelly'nin ulaşamadığı belgelere dayanıyor. Peki, eğitici bir özelliğe sahip olduğu söylenen bu film, acaba tarihi gerçeklerle ne kadar örtüşüyor? Bu filmin bugün hala Nazi zulmü ve mağdurların yaşadıklarını anlatan en gerçekçi film olduğu söylenir. Fakat her şeye rağmen filmde ciddi diyebileceğimiz tarihi hatalar ve eksiklikler var. Örneğin gerçek Schindler'e Yahudileri fabrikasında köle olarak çalıştırma fikrini veren ve böylece onları dolaylı olarak kurtaran adam, fabrikanın eski bir ortağı olan Abraham Banker adında Yahudi kökenli biriydi. Bu çok önemli ayrıntıdan filmde hiç bahsedilmemiş. Ayrıca Crowe'a göre Oscar Schindler filmde yansıtıldığı kadar yüce biri değildir. Her şeyden önce bu adam bu işe ilk başladığında hiç de Yahudileri kurtarmayı düşünmüyordu. Yani Schindler'in filmdeki gibi kırmızı paltolu kızı görmesinden sonra Yahudileri kurtarmaya karar vermesi tarihi gerçeklerle örtüşmüyor. Bir kere o kadar geniş çaplı bir eylem sırasında Schindler'in kız arkadaşıyla birlikte atla geziye çıkması mümkün değildi. Oscar ve sevgilisinin 13 ve 14 Mart tarihlerinde Lasota Tepesi'nde olduğunu gösteren hiçbir kanıt yok. Crowe'a göre Schindler'in o sıralar yaklaşmakta olan tasfiyeden haberi vardı ve daha ziyade işçilerini ve işini düşünüyordu. Oscar Schindler'in Krakow gettosunun kapatılması ve ardından Yahudi çocukların öldürülmesinden sarsılması ve bu olayın son damla olması mümkündür. Fakat bu olaylar başladığında Schindler artık fabrikasını kurmuştu. Crowe'a göre umumiyetle Schindler'in Yahudileri kurtarmaya karar verdiği tek bir dönüşüm anı veya noktası söz konusu değildir. Ancak filmde de yansıtıldığı üzere aşırı çapkın olduğu, eşini defalarca aldattığı doğrudur. Çok fazla alkol tüketen biriydi, ayrıca uzun süre boyunca Alman Silahlı Kuvvetleri Wehrmacht'ın Çekoslovakya'daki karşı istihbarat birimi olan Abwehr için casusluk yapmıştı. Bazen küstahlık gibi karakter kusurları da çoğu insanın asla yapamayacağı şeyleri yapma isteği doğurarak büyük başarılara yol açar. Veya belki de uzun yıllar Almanya lehine casusluk yapması, onda Almanya'nın düşman bellediği insanlara karşı bir merhamet hissetmesine yol açmıştı.
Kimi yorumculara göre Yahudileri kurtarmaya çalışması aslında Yahudilere olan sevgisinden değil, Hitler ve SS'e olan gizli nefretinden de kaynaklanıyor olabilirdi. Schindler oldukça lüks bir yaşam süren biriydi ve savaş zamanı bunu sürdürebilmek için bir finans kaynağına ihtiyacı vardı. Bu fabrikanın eski ortaklarından Banker'le tanışmış ve o da Schindler'e Yahudi işçileri Polonyalı işçilerden daha ucuza çalıştırabileceği fikrini çıtlatmıştı. Bu savaşın kızıştığı dönemlerdi ve gittikçe daha fazla Alman orduya alınıyordu. Schindler ise cepheye gitmek istemiyordu veya Krov'un deyimiyle bundan korkuyordu. Cephe arkasında üretime çok ciddi ihtiyaç duyulduğunu da anladığından Schindler hemen bu fırsatı kullanmaya karar verdi. Ancak Schindler, Yahudi işçilerini insan olarak da önemsediğini 1943'te fabrika arazisine bir yan kamp kurduğunda göstermeye başladı. Daha önce SS muhafızları onlara yaşadıkları Plaşov kampından fabrikaya ve gece geç saatlerde de kampa kadar eşlik ediyordu. Schindler işçilerinin fabrikaya daha yakın olmalarını ve çok çalışabilmelerini sağlamak için onlara daha yakın bir yerde kamp kurmak istediğini söylese de buna paralel olarak yaşam kalitelerini de iyileştirdi. Bu da işçilerinden daha yüksek verim almasını sağladı. Krov bu gerçekten çok büyük bir jestti diyor. Yemekler daha iyiydi. Çiftler birbirinden ayrılmadılar. Ayrıca SS muhafızlarının yeni kampa girmelerine izin verilmedi. Gözetleme kulelerinde durabiliyorlardı ama inip kampı gezemiyorlardı. Fabrikada cephe için mermi de yaptıklarını anlatan Finder, Schindler'in onlara gerçekten de iyi baktığını söylüyor. Bazen yanımıza gelir, gülümseyerek nasıl olduğumuzu sorar ve başımızı okşardı. Bir seferinde ben zatürreye yakalandım ve 3 gün klinikte yattım. Eğer ben Plaşov'da hastalanmış olsaydım kesinlikle öldürülürdüm. Orada bir günden fazla hasta kalan işçileri vuruyorlardı. Burada ise 3 günden fazla yattım ve sonunda iyileştim. Bir gün küçük kızın çalıştığı makinede bir sorun çıktı. Makine tamamen durdu ve kız da işini durdurmak zorunda kaldı. Çok korkuyor ve ağlıyordum. Ustabaşı beni sabotajla suçluyordu. Schindler gelerek bu makinenin küçük kızlara göre olmadığını, mutlaka yetişkin erkekler tarafından çalıştırılması gerektiğini söyledi. Ben onun cennetten gönderildiğinden emindim. Ayrıca birden fazla liste vardı. Ekim 1944'te Plaşov'daki bir kamptan Marcel Goldberg adlı bir görevli, Brunlitz'e gitmelerine izin verilen 2 liste hazırladı ve bu listeler Schindler'in listeleri olarak kabul edilebilir. Ancak Schindler, Steven Spielberg'ün filmde dramatik bir şekilde tasvir ettiği gibi nakliye aracına bineceklerin listesini hazırlamadı veya dikte etmedi. Yani filmde Oscar Schindler'in isimler üzerinde düşündüğü ve Itzhak Stern'in daha fazla isim vermesini talep ettiği sahne gerçekte yaşanmamıştır. Naziler tarafından sürekli bir kamp görevlisi olarak çalışmaya zorlanan Yahudi esirlerden biri olan Goldberg, savaş boyunca Yahudi kölelerin Plaşov'dan Alman işgali altındaki Orta ve Doğu Avrupa'daki diğer çalışma kamplarına taşınmasını koordine ediyordu. Goldberg'in listelerde kimlerin olacağını tam olarak nasıl belirlediği bilinmiyor. Ancak bu listenin tanıdığı insanları muhtemelen de arkadaşlarının arkadaşlarını içerdiğine inanılıyor. Krov, insanları seçmesine yardımcı olmaları için kamp ofisindeki diğer Yahudi mahkumlardan da öneri istiyormuş, diyor. Goldberg, listelerin oluşmasında bir derece torpilciliğe de bulaştı. Schindler'in listesindeki o dönemki adıyla Çekoslovakya'ya gönderilecek olan 1200 Yahudinin önce teftişten geçirilmeleri gerekiyordu. Bu nedenle de tren önce toplama kamplarına yöneldi. Erkekleri Gross-Rosen kampına, kadınları ise Auschwitz'e gönderdiler. Bu sırada listede ismi olan bazı kadınlar kaybolmuştur. Filmde yanlış yansıtılan olaylardan biri de budur. Bu olayda gerçek Schindler olaya bizzat müdahale etmemiş, sekreterini göndermiştir. Ancak yaşananlarla ilgili ayrıntılar o denli korkunç ve sayısız ki, muhtemelen hiçbir film olan biteni bütün detaylarıyla birlikte birebir ve kusursuz olarak aksettiremezdi. Auschwitz'e vardığımızda çok susamıştık. Kar tanelerini yakalamaya çalıştık. Sonra onların kar değil, krematoryumlardan yükselen insan külleri olduğunu anladık. Daha sonra ise bize muayene için soyunmamız söylendi.
Kafamızı kazıdıktan sonra bizi karanlık bir odaya doldurup üzerimize soğuk su döktüklerini hatırlıyorum. Tamamen çıplaktık ve anneme baktığımı ve onu tanıyamadığımı hatırlıyorum. Artık acı çekmeyeceğiz çünkü zaten ölüyüz dedim. Ama ölmedik. Hala hayattayız. Schindler'in filmin finalinde çok daha fazla insanı kurtarabilirdim diyerek ağladığı sahne, tarihi olayı daha fazla dramatikleştiren yazarın hayal ürünüdür. Hatta Crowe'a göre Schindler'in Itzhak Stern'in kollarında hıçkırarak ağlaması saçmaydı. Gerçekte ise Schindler o akşam fabrikasında Yahudileri kurtarmak için yaptığı her şey için gurur duyduğunu içeren bir konuşma yapmıştır. Ancak kim ne derse desin, tarihçilerin ve yazarların çoğu Oscar Schindler'in Yahudileri kurtarmak için yaptıklarının çok büyük özveri olduğu görüşünde hemfikirler. Doktor Moshe Beirsky'den alıntı yapan David Crowe, Schindler'in Yahudi işçilerini kurtarmak için ne gerekiyorsa yapma taahhüdünün belirleyici ölçüsü, Oscar'ın silah fabrikasını Brunlitz'e taşımak için her şeyi riske atmaya karar verdiği 1944 sonbaharında geldi diye yazıyor. Bu arada Moshe Beirsky de Schindler tarafından kurtarılan Yahudilerden biriydi. Bu adama göre Schindler aslında o sırada kazandığı büyük servetiyle tüm işini bırakıp batıya çekilebilirdi. Ama bunu yapmak yerine tüm parasını ve hayatını tehlikeye atarak daha fazla Yahudi'yi kurtarmaya çalıştı. Savaşın ve hayatının bu noktasında Oscar Schindler'in bedeli kişisel veya mali ne olursa olsun olabildiğince çok sayıda Yahudi'yi kurtarmak için kesinlikle elinden gelenin en iyisini yapmaya kararlı olduğunu düşünüyorum diye yazıyor Crowe. Savaşın son iki yılında dramatik bir ahlaki dönüşüm geçirdi ve birçok yönden Yahudileriyle Almanlardan daha fazla ilgilenmeye başladı. Yeşiva Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Dr. Mordecai Peldial'a göre Raoul Wallenberg de dahil tarihte Yahudilere karşı Oscar Schindler kadar dürüst davranmış ikinci bir insan yoktur. Crowe da buna katılıyor. Hepsi bu kadar da değil. Crowe'a göre Oscar Schindler'in kahramanlığı, yani hem Krakow'da hem de Brunlitz'te yaptığı şey, modern tarihin en kötü cinayet merkezinde gerçekleşmesi bakımından eşsizdi. Dahası en dramatik çabaları savaşın son yılında gerçekleştirilmiş olsa da Oscar Schindler'in Yahudilere yardım etme ve sonra onları kurtarma çabaları 3 veya 4 yıl içinde gelişen bir pozisyondu. Crowe'a göre Oscar Schindler, Holokost sırasında en az 1200 Yahudinin hayatını kurtaran muhteşem bir adamdı. Karakterindeki kusur ve tarihi kayıtlardaki nüanslar hikayesini daha da dikkate değer kılıyor. Schindler savaş sırasında kazandığı paralarla savaş sonrasında 18 kamyon yün, haki malzeme, ayakkabı ve deri satın alarak hepsini işçilerine bağışladı. Feind onun "Bu paralar sizin" deyişini hala çok iyi hatırlıyor. Ancak savaştan sonra işler değişti. Schindler eskisi gibi başarılı olamadı. Ama bir zamanlar hayatını kurtardığı Yahudiler, iş alanındaki tüm düşüşlerinde onu sürekli desteklemeye devam ettiler. Oscar Schindler 1974'te Frankfurt'ta 66 yaşında öldü. Ölümünden kısa süre önce Paul de Pfefferberg'e "Benim çocuklarım orada" dediği İsrail'de defnedilmek istediğini söylemişti. Vasiyeti üzerine Schindler, İsrail'deki Sion Dağı'na bir Katolik mezarlığına defnedildi. Finder gibi hayatta kalan mağdurlar onu minnetle anmaya devam ediyor. "O bize bakması için Tanrı tarafından gönderilmişti," diyor Find. Steven Spielberg'a göre Shoah Vakfı'ndaki belgeler bazen yaşamın ölümü yenebildiğinin kanıtıdır. Holokost'tan sağ kurtulanlar tam anlamıyla yaşamaya ve çalışmaya başladılar. Birçoğu inanılmaz derecede tatmin edici hayatlar yaşadı. Onlar için hayat, iyinin kötülüğe karşı kazandığı zaferin kanıtı haline geldi. Soykırımdan kurtulanların her biri inanılmaz derecede iyimser insanlardı. Böylece bu insanlar kederi bilgeliğe, ilerlemeye ve adalete dönüştürmek için bir fırsat buldular. Rena Finder'ın çevresindeki herkesle paylaşmaya hazır olduğu bu iyimserliktir.
Dünya bir günde değiştirilemez ama yapılan iyilikleri binlerce kişi takip edebilir. Öğrettiğim şey budur. Kenara çekilmeyin, aktif olarak toplum yaşamına katılın, onu iyileştirmeye çalışın. Albert Einstein'ın da dediği gibi, dünya korkunç bir yer ama bu kötü insanların hatası değil, hiçbir şey yapmayanların hatası. Seyirci olmayın, aktivist olun. Steven Spielberg tam da böyle biridir. Bu nedenle Schindler'in listesine girenler onu torunları olarak görüyorlar. Biz hepimiz büyük bir aileyiz.